tavukları tuz ve biberliyoruz. Gene bu tarifte de Gürcü mutfağın olmazsa olmazları kişniş ve ceviz birlikte bu defa. Kişniş sevmeyenler için zor bir mutfak. Yani kişnişi tabii ki maydanozla değiştirebilirsiniz ama dediğim gibi lezzet kesinlikle aynı olmuyor. Biraz tuz biber koyuyoruz. Ve tavukları hafifçe soteleyeceğiz. Şimdi Gürcü mutfağında çok zeytinyağı yaygın değil ama tabii zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bu Fransız etkisi döneminde kaldığı zamandan zeytinyağı da mutfağa girmiş aslında. Dolayısıyla hani hiç yok değil. Şimdi tavukları koyduk. Evet, tavuk pişiyor. Tavuğun tam pişmesini beklemeden biraz üzerine soğan atıyorum. Aşağı yukarı bir kaşık bırakacağım. Birkaç tane de sarımsak ekliyoruz. Sarımsakların da yine yarısını koyuyorum. Çünkü diğer yarısını sosumuza koyacağız. Evet, bu kadar yeterli. Biraz soteliyoruz yine. Biraz daha büyük bir ateşe alacağım. O ateş biraz az geliyor. Birazcık renk aldıktan sonra kişnişleri ilave edeceğiz. Şimdi bu sırada tavuğumuzun sosunu yapıyoruz. Bunun için bir robot alıyorum. Et suyundan biraz koyuyoruz. Cevizleri. Cevizleri fırınlayabilirsiniz. Ama benim cevizim şu anda çok taze, güzel durumda. O yüzden fırınlamayacağım. Soğan ve sarımsak koyuyoruz. Bu karışımı çekiyoruz. Evet, güzel bir kıvam oldu. Bu arada kişnişleri biraz ufaltalım. Biraz ufalmış bir şekilde tavuğumuzun içine ekleyeceğiz. Birazını buraya koyuyoruz. Ve şimdi tavuğa baharatları koyuyoruz. Gene Gürcü mutfağının olmazsa olmaz baharatları. Çemen otu, yine biraz kişniş tozu, biraz çemen otu. Bu baharatların karışıkları da var. Biraz renkli toz biber, biraz acı biber ve çok az tarçın koyuyoruz. Biraz tuz, biraz karabiber. Kokusu gerçekten çok çok güzel şu anda. Tüm baharatlarla çevirmeye devam ediyoruz. Bu bizim Çerkez tavuğu gibi böyle tavukların didiklendiği bir sosun içinde değil, soslu bir tavuk gibi adeta. Şimdi hazırladığımız sosumuz burada. Bu sosu ve tavuk suyu, et suyunu ilave ediyoruz ve tavuklar pişene kadar ve 10-15 dakika daha pişireceğiz. Şimdi böyle ve en son tabii üstünü yine kişniş ve cevizle süsleyeceğiz. En son biraz da sirke ilave ediyorum, bir kaşık kadar.
Tümünü karıştırıyoruz. Şimdi katmış satsivi aşağı yukarı hazır. Bu yemek satsivi soğuk yenen yemek demek. Dolayısıyla sıcak değil, soğumasını beklemek gerekiyor yemek için. Ama böyle sulu olacak. Soğuk bir şekilde ve sulu olarak yeniyor. Bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Evet, katmış satsivi pişti, hazır. Tabii yemeğe hazır değil. Yani hazır ama soğuması gerekiyor. Çünkü satsivi dediğim gibi soğuk yenen bir sos. Tavukla veya hindiyle de yapılabiliyor. Yani kümes hayvanlarıyla yapılabiliyor. Ceviz bazlı bir sos ve soğuk yeniyor. Şimdi soğumaya bırakıyorum.